من تابع اخر قسم في القصه طبعا نحن القصه انتهت عندنا ولكن بقي عندنا شيء بسيط اللي هو ما هو الشيء اللي تبقى عندنا تبقى عندنا قراءه القصه فقط قراءه باللغه التركيه طبعا راح احاول اقرا بشكل ابطا لانه بعض الاشخاص عم بيقول انه سريعه تكون القراءه راح احاول اقرا بشكل بطيء حتى يكون مفهومه للجميع واللي بده يسويها هي القصه املاء ايضا بامكانه يعملها املاء لان انا عم بقرا بامكانك تاخذ القصه كاملاء وتكتبها طبعا ممكن يكون سريعه بالنسبه لك كاملاء ولكن انت وقف الفيديو مثلا انت عم تسمع الفيديو وقف الفيديو اكتب الكلام ورجع تابع مثلا انهيت الجمله اللي انا قلتها وقف الفيديو واكتبها بعد ذلك تابع جمله جمله هكذا لمن اراد ان يتعلم الكتابه بعد ذلك صحح لنفسك طبعا يفضل قبل ان تاخذ هذه القصه كاملاء ان تمر على القصه بشكل كامل الان ايضا لا نشرح معاني القصه فقط نقراها قراءه عندنا هنا حكاية وردة دورو زمان دا ودورو سيتشيم يابماك بنحاول نقرا مع بعض يا شباب نقرا مع بعض دورو زمان دا ودورو سيتشيم يابماك بنحاول نقرا مع بعض طبعا اثناء القصة حتى يجب ان تقراوا معي دائما في اي درس من دروسي انا لا اقبل ان تجلس هكذا مشاهد فقط للدرس اول زمان كالبور زمان اتشين bir kasabada yaşayan dünyalar güzeli bir kız varmış. Meneyit. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir kasabada yaşayan dünyalar güzeli bir kız varmış. Bu kız öyle güzelmiş ki çok uzak şehirlerden ve ülkelerden çok zengin, çok yakışıklı, asil pek çok delikanlı onu görmeye gelirmiş. Meneyd kemen, illa Bu kız öyle güzelmiş ki çok uzak şehirlerden ve ülkelerden çok zengin, çok yakışıklı, asil pek çok delikanlı onu görmeye gelirmiş. Kendisi ile evlenmek isteyen nice prensi, nice şövalyeyi reddeden güzel kız kimseleri beğenmezmiş. Neydi ayıdan? Kendisi ile evlenmek isteyen nice prensi, Nice şövalyeyi reddeden güzel kız güzel kız kimseleri beğenmezmiş. Kelime vahide beğenmezmiş. Hayna ya yani la yektub. müsaade. Bu arada aynı kasabada yaşayan ve bu kıza aşık olan bir delikanlı da bu kızı istemiş. Bu arada aynı kasabada yaşayan ve bu kıza aşık olan bir delikanlı da bu kızı istemiş. Ama kız onu da reddetmiş. Ama kız onu da reddetmiş. Aradan uzun yıllar geçmiş. Aradan uzun yıllar geçmiş. Bizim delikanlı Kasabadan ayrılmış bizim delikanlı kasabadan ayrılmış kendine başka bir hayat kurmuş ve evlenmiş çoluk çocuğa karışmış kendine başka bir hayat kurmuş ve evlenmiş çoluk çocuğa karışmış bir gün yolu bir zamanlar yaşadığı güzel küçük kasabaya düşmüş. Bir gün yolu bir zamanlar yaşadığı güzel küçük kasabaya düşmüş. Orada tanıdık birine rastladığında aklına bir zamanlar orada yaşayan dünyalar güzeli kız gelmiş. Tamam, hata akra herkese an afsil hada el kelam. Aqul kız gelmiş. Limaza? Çünkü yadhur an el bint ve kama fi el kız gelmiş. Felizalik nu'id qira'a bi şekl ve nasil ma ba'd. Orada tanıdık birine rastladığında aklına bir zamanlar orada yaşayan dünyalar güzeli kız gelmiş. Aklına bir zamanlar orada yaşayan dünyalar güzeli kız gelmiş. Ve ona ne olduğu sormuş. Yaşı adam önünde gül bahçesi olan bir evi göstererek bir evi göstererek Kızın evlendiğini söylemiş. Delikanlı bir zamanlar herkesi reddetmiş olan kızın kocasını çok merak etmiş. Delikanlı bir zamanlar herkesi reddetmiş olan kızın kocasını çok merak etmiş. Çok merak etmiş. Merak etmiş. Daha mafsule ve inkanat tukra herkese bir şekilde merak etmiş. Bir gün Gizlenip kocasını evden çıkarken görmüş. Bir gün gizlenip kocasını evden çıkarken görmüş. Kızın kocası şişman kel ve çirkin mi çirkin bir adammış. Kızın kocası şişman kel ve çirkin mi çirkin bir adammış. Ekih hele heleetime ne kırma babat muhik abin هذه القصة بعد أن ننتهي تكرار هذه القصة مع بعض قراءة بإمكانكم تعملوها كأملاء استليك زنجين بلا مش استليك زنجين بلا مش طبعا عم نقرأ مع بعض وعم نحفظ شكل الكلمة لمن أراد أن يأخذها كأملاء حتى تكون سهلة عليه ويتذكر شكل الكلمة توك مراكدا أدم kocası gittikten sonra evin kapısını çalmış. Çok merak eden adam kocası gittikten sonra evin kapısını çalmış. Kadın kapıyı açınca kadın kapıyı açınca kendini tanıtmış ve neden böyle bir adamla evlenmiş olduğunu sormuş ve neden böyle bir adamla evlenmiş olduğunu sormuş. Kadın da ona arkasındaki gül bahçesinden en güzel gülü koparıp getirirse cevabı vereceğini. Kadın da ona arkasındaki gül bahçesinden en güzel gülü koparıp getirirse cevabı vereceğini bu arada tek şartının bahçede ilerlerken geriye dönmemesi olduğunu söylemiş. Bu arada tek şartının bahçede ilerlerken geriye dönmemesi olduğunu söylemiş. Adam da bunun üzerine Yüzlerce gülün olduğu bahçede ilerlemeye başlamış. Adam da bunun üzerine yüzlerce gülün olduğu bahçede ilerlemeye başlamış. Birden çok güzel sarı bir gül görmüş. Birden çok güzel sarı bir gül görmüş. Tam ona doğru eğilirken Biraz ileride kocaman pembe bir gül gözüne çarpmış. Tam ona doğru eğilirken biraz ileride kocaman pembe bir gül gözüne çarpmış. Tam ona uzanırken daha ileride muhteşem güzellikte kırmızı bir gül goncası görmüş. Tam ona uzanırken daha ileride muhteşem güzellikte kırmızı bir gül goncası görmüş. Tam onu koparırken tam onu koparırken ileride derken bir de bakmış ki ileride derken bir de bakmış ki Bahçenin sonuna gelmiş. Bahçenin sonuna gelmiş ve mecburen oradaki sonuncu gülü koparıp kıza götürmüş. Ve mecburen oradaki sonuncu gülü koparıp kıza götürmüş. Bahçenin en güzel gülünü beklerken kız bir de ne görsün? Yaprakları solmuş cılız bir gül. Bahçenin en güzel gülünü beklerken kız bir de ne görsün? Yaprakları solmuş cılız bir gül. Gülmüş adamı. Gülmüş adama. Bak gördün mü?" demiş. "Bak gördün mü?" demiş. Her zaman daha iyisini bulmak isterken ömür geçer ve sen sonunda en kötüsüne bile razı olmak zorunda kalırsın. Her zaman daha iyisini bulmak isterken ömür geçer ve sen sonunda en kötüsüne bile razı olmak zorunda kalırsın. Bu yüzden الشباب يجب ان يتعلموا كيف يتخذون القرارات الصحيحه قبل ان يذهبوا لهذا السبب يجب ان يتعلم الشباب كيف يتخذون القرارات الصحيحه هذا هو درسنا احبتي واصدقائي نتمنى ان تكون القصه قد نالت اعجابكم هي بالفعل كانت قصه مشوقه ومفيده جدا يعني اثناء التعلم نستطيع ايضا الاستفاده المتعه اثناء التعلم هذا مهم جدا يعني حتى لا يمل الاصدقاء لو كانت بالفعل القصه مميزه كانت كثير كثير بالنسبه لكم وشعرتوا بالفائده اثناء تعلمها وخصوصي الاشخاص اللي شافوا القصه من البدايه للنهايه معي من بدايه القصه تماما لحتى الاملاء الان اللي شافها معي يترك لي تعليق تحت في الاسفل ويعطيني رايه خلينا نشوف الاراء كيف كان رايكم في هذه القصه وهل انتم بتشجعوا دروس القصص اكثر ام الدروس الاخرى اه اي دروس مفضله هي بالنسبه لكم اذكروا لي تحت في التعليقات وايضا اذا عندكم ملاحظات على القصه اذا عندكم اشياء بتتمنوا نعدلها اه بتتمنوا تكون اه تساعدكم على تعلم اللغه التركيه بشكل افضل رح نعملها ان شاء الله اه هذا هو درسنا اليوم اه شكرا اصدقائي شكرا لحضوركم بتمنى دائما تكونوا بخير الى اللقاء مع درس اخر من دروس تعلم اللغه التركيه مع دليلك الخطيب سلسله القصص التركيه